Merhaba arkadaşlar, Manyak Deney serimizin ilk bölümündeyiz. Hashtag Manyak Deney. Evet, bu seride manyakça deneyler yapacağız. Deneyler genel olarak görsel şölen niteliğinde olacak. Güzel deneyler yapacağız. Size de bir şeyleri öğreteceğim. Ve sakın yapmayın dediğim deneyleri sakın yapmayın. Yaparsanız sorumlusu ben değilim, sizsiniz. Ama yapmayın. Sakın ağzını sıçarım bak. Eğer gider deney yapıp kolun koparsa, kopmaz lan, o kadar olmaz. Abarttım biraz. Biraz gaza geldim. Neyse, hadi başlayalım. Deneyimizin adı ateş yılanı. Bu gördüğünüz kuru kum. Bu gördüğünüz pudra şekeri. Bu gördüğünüz kabartma tozu. Bu da Zippo. Evet. Bu gördüğünüz kuru kumun içinden yılan çıkacak. Garip bir şey ama göreceksiniz, buradan bir yılan çıkaracağız. Deneyimizi kısaca yapalım. Bir kaşık kabartma tozu alıyorum. Şöyle bir kaşık kadar. Ve buraya koyuyorum. Tamam. Bunun 4 katı kadar da pudra şekeri koyuyorum. Bu yeniyor mu? Ye. Vallahi yer. Dilin olsun. Yok be, kötü. Vallahi hiç yok, şeker. Ya sen beni öldürmeye çalışıyorsun zaten, en biliyorum son, amca. En son havaya uçacağız zaten. Tamam, şimdi bu koyduklarımı karıştırıyorum. Homojen olarak karışması lazım bunların. Homojen. Ne kadar da güzel bir kelime değil mi? Homojen. Söylesenize, homojen. Söyle. Homojen. Homojen. Sen de söyle. Homojen. Yeah. Değil mi? Sen de söyle. Homojen. Tamam, bu karışımımız yanda dursun. Şimdi bu zippolarla kuru toprağımızı ıslatacağız. Hani inek sahibi gibi. İnek sesi yapsana bir amca. İnek sesi yapabildiğini bilmiyordum ha. Rastgele söyledim. Bunu harbi yapabiliyor musun? Amcanı keşfetmemişim daha. Burada hazırladığımız homojen karışımdan bir kaşık alıyoruz. Yaymıyoruz ve tam ortasına koyuyoruz bunu. Şimdi burası biraz tehlikeli. Gözlüğümü takıyorum o yüzden. Bunu yakıyorum. Easy. Ne yapıyorsun? Korktum ya. Ya öyle yanar mı? Bak yak. Ya korkma ya. Tamam. Karışımımızı yaktık. Hadi ısının. Delin küçük kamçılar. Evet. Şu an reaksiyona geçmeye başladı. Buradan bir yılan çıkacak. Biraz uzun sürüyor. Ben de böyle ateşte ısınacağım o yanarken. Yılan nereden çıkacak? Rahatlatıcı video. 1080p. Bak küçük küçük tomurcuklar oluyor. Bu bilimsel olayını araştırmadım bunun ama bence çok hoş gözüküyor. Evet. Bu ateşte marshmallow yapıyoruz. Ateş yılanında marshmallow. Oha, kapkara oldu lan. Zehirli gençler, sakın bunu böyle bir şey yapıp yemeyin ha, ölürsünüz. Bak ben söylüyorum. Gördüğünüz gibi şu an içinden bir şey çıkıyor. Garip bir şey. Bu böyle yana doğru kıvrılarak gidecek. Bu deneyin bir tehlikeli yanı yok ama yapmayın. Gerek de yok. Bakın ben yapıyorum. Şuna bak, balçık gibi oldu ha. Şuna da baksana. Bak bu çıkan ateşte yaptım ve bir balçık oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Şuna bak. Bu da güzel bir deney oldu bak. Balçık deneyi. Oh, marshmallow mu yaksak habire? Bunu evde yapalım böyle. Oh, marshmallow kafası. Oh yeah, man. Bayağı bak, yani kendi çapında bir büyümeye gidiyor. Bunlar bir şehir, koloni bunlar. Hepsi kül ama. Dokununca paramparça olacaklar. Şu an ellemiyorum ama. Bu arada kesinlikle böyle bir deney yapacaksanız da yapmayın ama. Sakın zippo dökmeyin. Elinizde patlar ölür gider. Kolun kopar o zaman. Bak söylüyorum. Kolunu koparttırma. Cam kırıldı. Cam kırıldı. Bak tehlike. Action. Bir çılgınlıklar oldu. Cam kırıldı. Ben bir çekildim ya. Dur. Manyak bir deneyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi cam dayanmadı yüksek sıcaklığa ve kendini bıraktı. Hala biraz daha büyümeye devam ediyor. Yana doğru bir yılanımız kafasını eğmeye başladı. Vücut ayrılacak herhalde, ağırlığı kaldıramayacak. Bu bir deney. Burada ne gördüğünüzü yorumlara yazın. Yani burada çıkan şeyi neye benzettiğinizi yazın yorumlara. Sapıkça şeyler yazmayın. Bu yorumlara yazdığınız şeyler sizin kişiliğinizi belirleyecek. İşte bu manyak deney. Şu kısım kırılacak arkadaşlar, bakın. Orada bir şey oldu bak. Aşağıdan alevler çıkmaya başladı ve şu kısım kırılacak. Şu kısım kırıldı arkadaşlar. Buradan da kumlar çıkmaya başladı. Hep böyle kameranın çekmediği taraf kırılıyor ama. Tabi arkadaşlar bu zararlı bir gaz. Yani solumayın bunu kesinlikle. Biraz daha koyalım. Ateşimizi biraz zarar verdim gibi gözüküyor. Tozu koyduğum yerler, karışımı koyduğum yerler direkt böyle kararmaya başlıyor.
Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir büyük oldu. Bayağı bir büyük oldu. Yani küçücük şekerden neler çıktı, şöyle bir şey. Tamam, şimdi bunu inceleyelim. Bakın gördüğünüz gibi komple kül bu arkadaşlar. Bir kül. Bakın arkadaşlar, çıkan şey yani böyle sert gibi gözüküyor ama aslında hiç sert değil, bak böyle nasıl parçalanıyor. Hep full komple bir kül bu. Yani bir olay yok, sadece görsel bir şölen sunuyor size ve eğlenceli bence. Deneyimiz sonlandı, ortaların içine sıçtık. Şimdi ikinci deneyimize geçebiliriz. Temizlen! Arkadaşlar şimdi birinci deney bitti. Enes içeri gitti. Yapacağı deneyde şu çok tehlikeli bir asit kullanacağı şırınga bu. Şimdi ben bunu alacağım, saklayacağım. Bunun içine su çekeceğim. Suyu çekip Enes'e verirken üzerinden fışkırtıracağım. Gerçekten ne olacağını hiç bilmiyorum. Çok güzel olacak. Evet, şimdiki yapacağımız deney çok tehlikeli bir deney. O yüzden size tam olarak formülü vermeyeceğim ama çok tehlikeli bir asit var burada. Ve çok tehlikeli cidden, o yüzden koruyucu eldivenler taktım. Eldivenleri takınca elim böyle duruyor. Kıpırdatamıyorum. Şöyle yapacağım hatta. Öyle için efendim hatam yok değil tabii ki. Ve 3 tane küp şekerimiz var bunun yanında. Küp şekerlerimiz var. Tehlikeli bir deney. Bir de bize şey lazım. Neydi adı? Şırınga getir amca. Şırınga amcam da. Şey hayır çıkarma. Ne var? İçinde ne var onun? Asit işte aldık biz. Ne aldın ya? Lan ne yapıyorsun? Lan yanıyor. Ya bırak, sana neyini yazacağım? Su koymuş içine, beni kandırmaya çalışıyor ya. Böyle amcamım var, küçük şakalar yapıyor bana. Bir gün de yakarsam sen o zaman tam görürsün. Tamam, şimdi şırıngamız hazır. Asiti açıyorum. Tamamdı, birazcık aldım, bu kadar yeterli. Çok az var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şekerimize ilave ediyorum. Çok minik gördüğünüz gibi. Çok az yapıyorum. Çok yapmamıza gerek yok. Bu kendisi zaten reaksiyona girecektir. Bayağı tehlikeli yalnız. Bakın birazdan neler olacak neler. Ya ne yapıyorsun? Direk yapıyorum burada eliyle. Küçük şakalar yapıyor ya. Yavaş yavaş eklemeler yapıyorum. Son derece yavaş olmaya çalışıyorum ama simsiyah oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kapkara zift lanet bir şey oldu şu anda ve kabarmaya başladı arkadaşlar. Evet, reaksiyona bakın, ben biraz uzaklaşıyorum. Yanmaya başladı. Evet, şu anda şeker reaksiyona girdi. Şekerle birlikte asidimiz çarpışarak şişmeye ve kabarmaya başladı. Bayağı çılgın bir şey. Fena oldu ha. Sen manyak bir deneysin. Puanım 5. 5. Diğerine de 4 veriyorum ama bu 5'lik. Baksana bayağı hoş oldu. Evet. Deneyimiz bitti. Şöyle göstereyim size. Biraz çılgın bir deney. Kapkara bir zift oluştu. Ne olduğunu bilmiyorum şu an oluşan şeyin. Asidimiz ve küp şekerin birleşimi bu. Asidin ismini söylemiyorum ki salak salak işlere kalkışmayın diye. Tamam, bunu da temizleyelim. Bunda temizlenecek çok bir şey yok ama dikkatlice temizleyeceğiz. Geç bakalım. Tamam. Şimdi son deneyimize geçiyoruz. Bayağı çılgın bir deney. Hemen yapmaya başlayalım. Bu da tehlikeli bir deney. Kesinlikle evde herhangi bir yerde yapmayın bunu. Sadece izleyin ve etraf batacak bu deneyde. Hadi başlayalım. 25 ml su var içinde, kabın içinde. 10 gram potasyum iyodür koyuyoruz bunun içine. Evet. Oo, çamaşır suyu gibi. Burada oksijenli su var. Bundan 75 mg'lık bu şişenin içine koyuyorum. Bir 80 falan miligram oldu falan ama 5 miligramın lafını yapmayalım burada. Çok az miktarda piril koyuyoruz. Bak içinden baloncuklar çıkıyor. Tamam, şimdi bunun içine kırmızı gıda boyamızı koyuyoruz. Renkli olsun diye, böyle birazcık hoş gözüksün diye. Gıda boyamızı koyuyorum. Oh! Kıpkırmızı, oh! Doktor Rocker. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Oksijenli su artı minnacık piril ve birazcık gıda boyası, işte bir paket gıda boyası. Tamam, şimdi bu karışımımız içine bunu koyup kaçacağım. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, daha fazla deney istiyorsanız da deney yazmayı unutmayın. Aşağıda yorumları, deney önerileriniz varsa böyle güzel, onları da yazmayı unutmayın.
En çok hoşunuza giden deneyi de yazın. Bakalım nasıl olacak? Biraz heyecanlıyım. Fil dişi macunu bu deneyimizin adı da. Patladıktan sonra yanına çıkan videoları tıklayarak farklı videolara gidebilirsiniz ve kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Atıp kaçıyorum. Ne oldu? Pneumatiği koyduk. Bir yerde eksik bir şey var. Gördüğünüz gibi olmadı. Şu herhalde bir malzemede sıkıntı çıktı. Şu anda bir daha yapamayacağım için size internetten bir video gösterdim. Aynı şekilde yapılan. Yani bu olmadı ama yapacak bir şey yok. Böyle yapılıyor. Üzüldüm olmadığı için. Başka bir zaman yaparım bunu. Sözüm olsun size. Ama böyle yani. İnternetten videosunda gördünüz. Daha büyüğünü yaparız sonra. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şurada iki video tıklayarak farklı videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. İşte bu kadar. Bir de farklı açıdan var. Hayır ya dur. Bu kadar video bitti. Her şeyden abi yanlar. Hayır bırak karışma. Hayır ya. Ya karışma ya niye karışıyorsun? Kameraman ben de. Ya karışma sana.